Hello, herkese merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Merhabalar, nasılsınız? Bugün yepyeni bir üniversite gezme videosuyla beraberiz. Gezme de değil aslında. ODTÜ'den sıkıldım artık, dedim ki yeter bana çektirdi içine. O yüzden yatay geçiş yapıyorum dedim. Bugün bir günlüğüne Düpü'ye yatay geçiş yapacağız. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Selamlar olsun. Övdüm, dans et. Şu görmüş olduğunuz yer kampüsümüz arkadaşlar. Arkadaşlar geldik şimdi kampüsümüze. Bu arada şakasız Türkiye'nin en iyi ikinci kampüsü. Bugün burada güzel Mehmet'im şöyle bir arabayı çekme oğlum ya. Çocuk diyor ne, niye beni çekiyorsun diyor, görüyor musun? Yeni kameraman. Eyvah Peugeot. Egzoza yapışacağım şimdi, bekle, yaklaş oğlum biraz. ODTÜ tişörtünü giydik gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir 2-3 yıldır yaklaşık el memlekette, gurbette eğitim öğretim hayatı görüyoruz. Dedim ki olmaz böyle, baba ocağına gelmek gerekir. Bugün de memleketimiz Kütahya'da, Düpü'müzde, sevgiler saygılar, derse gireceğiz. Şimdi usta, üstümü çekiyor musun? TikTok'a evet. Şimdi bak, hazır mısın? Bak, TikToker da olduk bu arada. TikTok'a da giriş yaptık. Biraz bağırıyoruz, millet şimdi diyecek ne yapıyor bunlar, gerizekalı. TikTok'a da giriş yaptık, aşağıya bırakıyorum. Onların etkisi bunlar. Hemen 2 günde TikToker oldum. İzle bak, ODTÜ bir anda. Abi görüyorsun. Bir anda TikTok. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şaşıracaksın ama bu okul hakkında bilgilere sahibim. Biliyor muydun? Nasıl bilgiler kardeşim? Kardeşim, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur. İlk kurulduğunda Kütahya Lisesi'nin orada. Peki, Kütahyalılar bilir. Peki Akkuyu kaç yılında kuruldu? 60 küsur kaç? 1983. 83 salladık. Çok önemli. Akkuyu'ymuş. Ailenizin kuruyemiş. Linkini bırakıyorum. 91-92 yılında kuruldu. Yaklaşık 97 yılında mı 96 yılında mı ne? Bu bulunduğumuz kampüse taşındı. Söylemesi ayıp, benim de annem buradan öğretmenlik mezunu. Anne! Anne! Gerçi öğretmenlik değil, biyoloji mezunu, evet. Dumlupınar biyoloji mezunu. Biz de buradan ekmek yiyoruz yani. Kameranın kapıları oradan geliyor, o, kamera parası. Ottan geçiş. Amanın, bağırma. Ben yani biliyorsunuz biraz iriyizdir. Boyu da bir 75-76, hani küçük bir adam değilim bence. Şuna bak. Şuna bakar mısın? Benim açımdan Mehmet böyle. Buradan geçmeye çalış bak. Kaplar böyle. Geçemiyoruz. Bu arada Mehmet'imi tanımayanlar için Mehmetciğim, Mehmet'imiz bizim Kütahya'mızın yerlisi, Kütahya'nın en iyi kuruyemişçisi. Aynen. Akkuryemiş Sanayi Limited ŞTİ İTŞ CEO'su. LTI CEO'su. Merhabalar. Abi manzaraya bakar mısın? Süper. Benim manzaram da bu. Kerpeten Ali. Aynen, bugün ismimiz Ali. O benim babam Ali abi. Ali abi, babam bu benim. Yapacak bir şey. Burası Türkiye'nin en iyi ikinci kampüsü derken yalan söylemiyordum, şu manzaraya bakın. Kampüste Starbucks da var bu arada. ODTÜ kampüsümüzün çarşısında da Starbucks açılıyormuş. Yani kapitalist köpekler sizi. Arkadaşlar size birkaç açıklama yapmam gerekiyor, çok önemli. 2-3 haftadır video çekmedik, birkaç aksilikler oldu, söylemesi ayıp. Tam gecenin köründe. Koca gökyüzünde. Video gelmedi 2-3 haftadır, niye gelmedi? Babaannem kanser, onunla biraz uğraşıyoruz. Biraz evde bir tık sıkıntılar vardı. Derken bir anda maalesef babam bir kalp krizi geçirdi. Bir belli bir süre hastanede yatmak zorunda kaldık ama şu an iyi şükür. Her şey çok güzel olacak. Aynen, her şey çok güzel. Yanımda olan tüm dostlarıma da teşekkür ederim buradan. Hani dost kötü biraz, günde belli olur. Aynen öyle kardeşim. Biraz zor günler geçirdik ama ne demişler? Nanay. Bunlar nanay. Çok gidişat, çok kötü gidişat efendim. Halimiz itten beter. Keyfimiz. Krallarda yok kardeşim. Şimdi konuk oyuncumuz değişiyor. Mehmet'im gidiyor, Ragıp'ım geliyor. Görüşürüz Mehmet'ciğim. Bay bay. Allo baby. Kilo indi. Araba sürüş kestin mi raga? Babam böyle bir şey. Lan, oğlum yavaş lan, yavaş. Of erkek ya. Şık. Baba. Ne oluyor lan? Yok kardeşim, ben manuel seviyorum. Gözlükle beni ilk defa görüyor takipçiler, biliyor musunuz? Şaka yapıyorsun. Evet.
Allo baby. Kilo 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 indi. Şimdi. Şimdi geldik Ragım'la. Ragım bu arada makine mühendisliği okuyor Düpü'de. Bugün mat 3 yani dife gireceğiz. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Ben bu dersi geçen dönem BA ile verdim. Bu dönem A ile vermek için yükseltmeye aldım yani. Kaldı falan diyenlerin a** koyarım yani. Koyar. Aile var, ne biçim konuşuyorsun yarra? Kardeşim bak şey bizde fix. Diyeceksin ki ben bundan sonra matematikten ders almam, matematiğe ders veririm. Geliyor edit geliyor. Bundan sonra matematikten ders almam, ders veririm. Mühendisliği İngilizce abi. Makine falan bizden sorun. Gel bak görüyor musun? Gördüm. Bunlar ne işe yarıyor biliyor musun? Bu helikopterin şeyi kanka, egzoz çıkışı şunlar. Heee. Döndükçe bak görüyorsun bu dönüyor. Evet. Helikopter uçuyor böyle. Ondan sonra egzoz çıkışlarından çıkıyor. Bu böyle komple şasesi uçuyor, havalanıyor. Ha bu helikopterin o zaman... Aynen. Heee. Yapıdan da anlatabilirim sana bunu. Gerek yani anlamaz izleyiciler. O ben araba motoru falan zannediyordum kardeşim bu helikopter helikoptermiş oğlum bildiğin direkt ya. İzleyiciler anlamaz diye şey yapıyor ama hani çok hafif anlattım. Termodinamik olarak da istiyorsanız hani nereden helyum gazı giriyor, nereden... Ya kardeşim ben şimdi anlarım bunu da bizim bilmiyorum yani. Aboneler biraz yabancı kalabilir kardeşim bu duruma. Ya üzgünüz ama yapacak. Ya bir de işte şu arabanın asaletine bakar mısın? Nasıl park etmişim ama. Rago ne diyorsun bu arabanın ismi ne olsun ya? Ya kardeşim bunu biz belirlemesek, bunu takipçilerimiz yorum kısmında belirse de bir öyle mi diyorsun? Oylama şeklinde bir isim koysak bu arabaya daha şık olmaz. Öyle mi diyorsun? Tamam yazdık. Yazdık ve koyuldu. O zaman yorumlarda belirtin. Arabaya en güzel isim, en beğendiğimi arabanın şu arka camına yapıştıracağım. Yazanın nickname ile beraber. Hadi eyvallah. Ne? Osmanlı Tuğrası camına. Osmanlı Tuğrası zaten var. Dombra resmi. Şimdi kütüphaneyi gezeceğiz. Şöyle devasa bir kütüphane var yani. ODTÜ kütüphanesinin 3 katı gibi falan gözüktü bana şu an. Harbi devasa. Rago yani, buradaki kitapları senin yazdığın söyleniyor. Doğru mu? Ya kanka hepsi olmasa bile yani %87 civarında bir kitap benim yazdığım doğrudur. Ama yani hepsini de ben yazdım diye bir genelleme yapamam. Ayıp olur zaten. Diğer hocalara yazık olur anladın ya mı? Ya evet kanka bu adamlar okumuş profesörler var şeyler var. Doğru. Onlara ayıp yani. O yüzden biraz mütevazi olmak istiyorum bu konuda. Sosyal yaşantım var, arkadaşlarım var. Öyle olunca da %87 gibi komik bir rakam çıktı. Benim için komik tabii ama yapacak bir şey yok. Şimdi kardeşim ve sizlere kütüphaneye gezdireceğim. Gezelim abi. Gezelim. Hop! Yeni geçişler. Mükemmel yapmışlar bence. Altta şöyle bir botanik bahçesi var. Bunlar yapay mı? Yapay mı? Buralar sesli çalışma salonuymuş. Grup halinde buralarda çalışıyormuş insanlar. Burası da sessiz çalışma salonuymuş tek başına. Bu şekilde. Şurada bilgisayar salonu var. Babamı sevmiş. Dünyayı ödemiş. O milyonların canlarım, bebeklerim ha yeni şey anladın mı? Rago beni de mi çeksen? Ha pardon kardeşim. Videonun daha sonuna geldik. Artık araba kullanmaya da başladık. Buradan hayırlı olsunuzu alırım. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Diğer bir... Arabanın üstünde bir tane çökeceğim. Düz gidiyorum değil mi? Evet kardeşim düzden çıkıyoruz. Bundan sonra bu alemde hızlı ve öfkeli olarak biliniriz. Hadi eyvallah. Kendisi Dominic Toretto olur. Dominic. Ne güzel çıktım yola ya öyle. Bana yalan söyleme. Şifendi burada Valentino. Kalbim soğuk içim çok artıyor. Kilo kilo. O kendini biliyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hemen aşağıdan beğenip ve abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz. Seviyorum seyle bulur. Seviyorum derken. Kapansana amına koyduğum. Girmesini istediğin arkadaşını etiketle. Aşkın olayım Mert iş durmaz dedi işin.
aşkın olayım. Rezil ettim kendini be adam. Rezil ettin. Böyle oynayacağım bu. Bu cekip. Bu cekip böyle.